Evet arkadaşlar, basit eşitsizlikler muhteşem arkadaşlar. 12-13 tane sorusuyla beraberiz. Her biri birbirinden güzel, klasik olmayan harika sorular arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlıyorum. A1 tam sayı olmak üzere Ali ve Bulut'un şimdiki yaşları sırasıyla 4A-5'e 5 e 3A artı 3'müş arkadaşlar. Ali, Bulut'tan daha önce doğduğuna göre... Ali buluttan. Bu Ali'ydi. Bu da buluttu değil mi? O zaman 4A eksi 5 neden büyüktür? 3A artı 3'ten büyüktür değil mi? Ali buluttan önce doğduğuna göre yaşı büyüktür. Ali ile bulutun yaş, şimdiki yaşların toplamı yaşta olan Ceyhan ikisinin Ceyhun, Ceyhun arkadaşlar ikisinin yaşları toplamı nedir? 3A, 4A, 7A eksi 5 artı 3 eksi 2. Burada dursun Ceyhun yaşı. Bunu buraya atıyorum. Bunu da buraya atıyorum. 4A'dan 3A çıkarsa A büyüktür. Ne oluyor? 8. A büyük 8 ise e, en az kaçtır demiş Ceyhun'un yaşı. A yerine de kaç yazıyorum? En az yazabileceğim 9 var. Buraya 9'u yazarsam 9 kere 7 63. Eksi 2'den sonucumuz kaç çıkar arkadaşlar? 61 çıkmış olur. Tamam mı arkadaşlar? Sonraki sorumuza bakalım. Evet Bir sonraki harika sorumuz. Aşağıda aynı düzlemin üzerinde bulunan 3 kağıdın metre birimine göre boyları ve ağaçların en üst noktasının diğer ağacın hangi noktasına denk geldiğini göstermektedir. Ağaçlardan birinin boyu diğer ikisinin boyları toplamının yarısına eşittir. 3 ağacın boyları toplamı nedir? Şimdi bakın. E, burası bu ortanca değil mi? Ortanca. He, o zaman bununla bunun toplamının yarısı yani 3x artı 14 eksi 2 x'in toplamının yarısı neye eşit olacak ortanca olan eşit olacak değil mi x artı 4'e eşit olacak bundan bunu çıkardığınız zaman x artı 14 bölü 2 x artı ne olur arkadaşlar 4 olur değil mi bununla buraya çarp x artı 14 eşittir 2 x artı 8 çıkmış olur bunu buraya atarız bunu da buraya atarız e buradan ne olur x eşittir arkadaşlar 6 çıkmış olur. Buradaki olayın püf noktası ne arkadaşlar? Şu e, en büyükle en küçüğün toplamının yarısı neye eşit olacak? Ortancaya eşit olacak, tamam mı? Püf nokta bu. Gelelim bu sorumuza. Bir ticari taksinin taksimetresi gündüz yolculuklarında, hemen gündüz yazalım arkadaşlar. Gündüz neymiş? E, 4 TL. Açılış, açılış arkadaşlar, 4 TL ve her kilometrede kilometre diyelim her kilometrede de 3 bu gündüz. Gece arkadaşlar gece ise neymiş? Gece yolculuklarında ise bu iki ücretin iki katı. Yani 4 8 açılış oluyor. Tamam mı? E, kilometre kilometrede ise ne oluyor arkadaşlar? Buranın iki katı olan 6 gitmiş oluyor. Anıl bu taksi ile aralarında 20 kilometre uzaklık bulunan A noktasından B noktasına Bak buradan buraya gidiyor. Tamam mı? Aralarında kaç kilometre uzaklık varmış arkadaşlar? 20 kilometre. Peki ne kadar? Be, onu da bir bakalım. E, gitmiş Uğur ise B noktasından C'ye gitmiş. Anıl gece gitmiş. He burada Anıl gece gitmiş. Evet Uğur ise ne? Gündüz gitmiş arkadaşlar. Tamam mı? E, Anıl'a bakıyorum şimdi. E, 20 kilometre gitmişti. Açılış 8 TL artı 6 çarpı ne diyorum? 20 değil mi kilometrede 20 şöyleydi 20 yazayım şöyle düzgün bir şekilde kilometrede ne gidiyordu 6 TL 20 kilometrede 120 TL açılışta 8'de 128 TL olmuş oldu anılın yolculuğu ee, ondan sonra Uğur B'den C'ye gidiyor e, B'den C'ye de X kilometre olmuş olsun tamam mı Uğur X kilometre gidiyor X kilometre her kilometresi kaç TL 3 TL açılış kaç TL 4 TL arkadaşlar tamam mı? Diyor ki Uğur'un taksi ücreti anılın taksi anılınkinden fazla. Uğur'un taksi ücreti yani 3x artı 4 anılın ücretinden fazla. Yani 128'den fazla. 3x büyüktür ne olur? 124 olur. E 124'ü de 3'e bölersek arkadaşlar. 124 bölü 3'ten x büyüktür ne olur buradan? 41 küsuratlı bir ifade eder değil mi? Öyle değil mi? 124'ü ben 3'e bölesem 3 kere 4 12. Buradan 4 arkadaşlar buraya ne gelir? 1 kere 3 3 1 41 küsuratlı bir ifade gelmiş olur. O zaman BC arası uzaklık kaç kilometredir? En az 42 değil midir arkadaşlar? 42 kilometredir diyoruz. Evet. Gelelim bir başka muhteşem sorumuza arkadaşlar. Bakın ne demiş? Aşağıda doğrusal D yolunda hareket eden iki aracın hareketinin sayı doğrusunda modellenişi verilmiş. A aracı bir defasında X noktasından 2'ye. X noktasından 2'ye gitmiş. Başka bir defasında da X noktasından 4'e. O zaman A aracının gittiği kilometre nedir arkadaşlar? A aracı için söylüyorum. Bakın A aracı için 2 eksi X kilometre gitmiş burada. Burada ne kadar gitmiş? 4'ten X'i çıkarırım. 4 eksi x kilometre gitmiş olur. Yani toplam 6 eksi 2 x kilometre gitmiştir. Şimdi ilk B aracı ise bir defasında Y noktasından bak buradan buraya gelmiş değil mi? Y noktasından arkadaşlar 4'e gelmiş ne kadar? B aracı Y eksi 4 kilometre gelmiştir. Başka bir defasında da Y noktasından nereye gitmiş? 2'ye o zaman bir Y eksi 2 kilometre daha gitmiş. 2Y-6 kilometrelik yol almıştır. Bu iki harekette A aracı B aracından daha az yol gitmiştir. Yani 6-2X küçüktür nedir? 2X 2Y-6'dır değil mi? Daha az yol gittiği için. Bunu bu tarafa atıyorum. Bunu da bu tarafa atıyorum. 12 küçüktür. 2X artı 2Y. Her tarafı 2'ye böl. 6 küçüktür. X artı Y. Yani X artı Y büyüktür. Kaç oldu arkadaşlar? 6. Tamam mı? X artı Y 6'dan büyük. A aracı X noktasından eksi 2 Y noktasına giderse. A aracı X noktasından eksi 2 Y noktasına giderse. Ne kadar kilometrelik bir yol gitmiş olur arkadaşlar? X eksi eksi 2 Y'lik bir yol gitmiş olur değil mi? Yani X artı 2 Y'lik bir yol gitmiştir. E, noktasına giderse alınan yolun tam sayı değeri en az kaçtır? Yani bize bunun en az tam sayı değerini sormuş. Şimdi ben neyi biliyorum burada arkadaşlar? Şunu biliyorum. X artı Y'nin 6'dan büyük olduğunu biliyorum. Bir başka ifade. Peki Y ifadesi 4'ten büyük mü? Evet. Y ifadesi de arkadaşlar 4'ten büyüktür değil mi? Şimdi bakın. Bakın. Her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Tamam mı? 2 y de büyüktür ne oldu? 8. Şimdi bununla bunu alt alta toplayalım. Bu ikisini alt alta toplayalım. Alt alta ikisini toplarsak x artı e, buradan yok 2 ile çarpmayalım. Bir dakika. 2 ile çarpmamıza gerek yok. y. y büyüktür ne arkadaşlar? 4'tü değil mi? y büyüktür 4. Şimdi bu ikisini alt alta toplayalım. Toplarsak arkadaşlar x artı y ve y'yi topla. x artı ne olur? 2'ye olur. 6 ile 4'ü de toplarsam kaç eder arkadaşlar? 10 etmiş olur. Bize demiş ki alınan yol tam sayı olarak en az kaçtır demiş. X artı Y en az kaç olur? 11 çıkmış olur arkadaşlar. Tamam mı? 11 çıkmış olur. Evet. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzda karşılaştırma yapacağız. Demiş ki yukarıdaki sayılar arasında büyüklük küçüklük ilişkisi verilmiştir. Doğru olanlara tik işareti, yanlış olanlara da eksi yani çarpı işareti aslında çarpı işareti konmuştur. Bu sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki olan hangisidir? Büyükten. Şimdi bak. Şu A büyüktür B değil midir şurada? Çünkü büyüğü kullanıyoruz ya. A büyüktür ne diyorum? B. Aynı zamanda şuraya gelelim. C büyüktür A'dan değil mi? C büyüktür A'dan. Sonra C büyüktür nedir arkadaşlar B'den değil mi C B'den de büyüktür. C büyüktür aynı zamanda nedir D'den değil mi? Ee, D büyüktür ne? A'dan. D büyüktür A'dan. D büyüktür B'den. D büyüktür B'den değil mi arkadaşlar? Şuraya A diyelim şurası da B eder. Şimdi buradaki sıralamalarda bir kere C D'den büyüktür değil mi? Bak. C, D'den büyük. D ifadesi hem A'dan hem de B'den büyük. Bunda da sıkıntı yok. Hem A'dan hem B'den büyük. E, A neydi? A da B'den büyüktü değil mi? E, bu şekilde sıralanılmaz mı? Işte? Bakın. C ifadesi D'den büyük. D ifadesi de hem A'dan hem B'den büyük. Tamam. E, D ifadesi hem A'dan hem B'den büyük. E, zaten A ile B arasındaki ilişkiyi de ne yapmıştık? Vermiş idik. C, D, A, B, o da hangisidir? Adana'dır diyoruz. Gelelim şu sorumuza. Aşağıda yerden yüksekliği 81 santim olan arkadaşlar mutfak tezgahı göstermiştir. Tezgahın bir bölümü de bulaşık makinesi için 50 santimlik işte şu bir boşluk bırakılmış. Yerden yüksekliği 3x arkadaşlar 3x imiş. Ve genişliği de x artı 20 santim olan bir bulaşık makinesi. Ha. Evet. Makine boşlu boşluğa sığdı ama tezgahtan biraz yüksek kaldı. Yani makine şu şekilde sığmış ama tezgahın biraz yukarısına taşmış. Tamam mı makine? x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi bakın. Burada nedir? Ee, 3x arkadaşlar yükseklik de buradan biraz fazlaymış. Yani büyüktür 81. Şu boşluğa gelelim. E, bu da nedir makinenin genişliği? X artı 20 idi. Şuradaki boşluktan aynı olacak ya da küçük olacak değil mi? Sığması için makinenin. Aynı ya da küçük olacak. E, buradan X küçük eşittir kaç eder? 30. Yukarıdan X büyüktür ne eder? 27. Yani 28, 29, 30. 3 tane değer alırmış arkadaşlar. 3 tane değer alırmış. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Gelelim şu sorumuza. AB doğru parçasının orta noktası olan O noktasından duvara asılmış 12 eş kutudan oluşan düzenek aşağıda verilmiş. Tamam. Düzeneğin her bir kutusuna belli bir ağırlıkta cisim konulduğunda gösterge sol kısımdan bulunan ağırlıklar toplamının sağ kısımda bulunan ağırlık toplamından kaç kilogram fazla olduğunu Solun sağdan kaç kilo yani sol taraftakinin sağ taraftan kaç kilogram fazla olduğunu bu gösterge gösteriyormuş. Sol kısımda bakın sol kısımda x artı 3 artı 5 artı x artı 2 artı e, 2x tamam mı? 2, 4, 6 tane var. 2, 4, 6 tane var. Sol kısımda. Cisimler sağ kısımdaki ağırlıkları Bundan bunu çıkarınca buluyorduk değil mi sağ kısımdaki ağırlıkları 4 artı 5 artı 7 artı 10 artı işte 12 artı 1 değil mi arkadaşlar 2 4 6 2 4 6 konulduğunda sol kısma bu sağ kısma bu konulduğunda gösterge 5 ile 10 arası yani burası hangi aralığı gösteriyor 5 ile arkadaşlar şurada 10 arasını gösteriyor bize tamam mı? 5 ile 10 arasını gösteriyor. Şu sağ taraftan görülmeyebilir. Tamam mı? 12 artı şuraya 12 artı 1 demiştik. Yani burada da ne olacak arkadaşlar? 10 olacak gösterge. Tamam mı? Bu sol. Bu da neydi? Sağ tarafta arkadaşlar. Sağ taraf. Şimdi burayı toplarsam x, 2x, 4x. 4x. 3, 5, 8, 10. Artı 10. Şuraya gelelim. Ee, burada da arkadaşlar 9, 7 daha 16, 26, 26, 13 daha kaç eder? 39. Eksi 39 diyorum. Küçük 5 ile 10 arasında. Burası eksi 29 arkadaşlar. Eksi 29'u buraya at. 34. 4x küçük. Bunu buraya at. 39 eder. 4'e bölersek her tarafı arkadaşlar 4'e bölersek burası 8.5 eder. 4x e, burası da arkadaşlar e, 9.5 eder. 39'u 4'e bölersen 9.5 eder. Tamam mı? Şurası x her tarafı ne yaptım? 4'e böldüm. E, x'in alacağı tam sayı değeri kaç eder arkadaşlar? 9 çıkmış olur. Heh. Gelelim şu sorucumuza. Demiş ki bir tişört atölyesinde XS, S, M, L, X, D, aç kısıtlamalarıyla ifade edilen tişörtler üretilmiştir. Tişörtün hangi büyüklükte olacağını, kullanılacakların bedenlerinin iki ölçü baz alanlara karar verilmektedir. Yani birinci ölçü e, bu enindeki şu A, e, diğeri de şu boydaki B. Bunlar şekilde gösterir. Omuz genişliği ölçüsü A santim, boyun bel ölçüsü B santim olacak şekilde. Bu iki ölçü birimine oranını içeren bu ifade eşitliğinde en sayısına göre bedenler aşağıdaki gibi belirlenmektedir. Beden n değeri değil mi? XS0, S1 M2, L3 şeklinde. Boyun bel ölçüsü omuz genişliğini ölçüsünden 10 santim uzun olan bir kişi ya buradaki a'ydı ya B neymiş arkadaşlar? A artı 10. Yani A'dan 10 santim uzun olan bir kişi. XL bedeni üretildiğine göre bir kişi için XL. Şimdi bakın. XL'nin karşısına gelen en değeri kaç? 4. Burada en yerine ne yazıyorum? 4. 4 bölü 4 artı 1. Yani 5. Küçüktür. A bölü. B yerine ne yazıyordum? A artı 10. O da küçüktür. Ee, burada 4 bir daha kaç eder? 5 bölü. Burası kaç eder? 6. Evet. Demiş ki bu kişinin boyun bel arası ölçüsü tam sayı olarak en çok kaç olur? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada şunu yapabilirsiniz. Bu tarafı önce alabilirsiniz. İçler dışlar yapın. 4. Bununla burayı çarp. 4A artı 40. Bununla da 5A'yı çarp. 5A. 5A. Ee, bunu buraya at. 40 küçüktür a. Yani a büyüktür kaç eder arkadaşlar? 40 çıkar. Şurada bir eşitlik var. Bu eşitliği ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi sağ tarafa alıyorum. 6 ile a'yı çarp 6a. Küçük eşittir. 5 ile de burayı çarp 5a artı 50. A'yı at bu tarafa. A da küçük eşittir. Kaç eder? 50. Demek ki A ifadesi 50'den küçük. 40'tan neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. Tamam mı? 40'tan büyük. Ama bize en fazla değerini sordu. Yani B'nin en fazla değeri. Yani B A artı 10'du biliyorsunuz. O zaman ne almam lazım? 50. 50 alırsam 50 artı 10'dan kaç çıkmış olur burası? 60 çıkmış olur. Evet 60 çıkmış olur. Gelelim şu soruya arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda şunu iyi düşünün. Mesela diyelim ki bir örnek veriyorum. 2 x 7 tamam mı? Bu x kaç tane değer alır? 7'den 2'yi çıkarırsam kaç eder? 7 eksi 2'den 5 eder. Sayalım. 3, 4, 5, 6, 7. Bak 2, 4, 5 tane değer alıyor. Görüyor musunuz? 5 ediyor. E, demek ki ona göre yapıyoruz. O zaman burada kaç tam sayı değeri alır? A eksi eksi A. Tamam mı? O da eşittir 12. 2A eşittir 12'den. A eşittir kaç çıkar buradan? 6. Şimdi aşağıya gelelim ikisi de eşitse hem burada hem burada eşitlik varsa buradan burayı çıkarıyorum. A artı aradaki sayıyı bulmak için onlarla dahil olmak üzere. A artı 4'ten B eksi 2'yi çıkarıyorum. Artı bir ilave ediyorum. Buna da örnek verebilirim. Mesela yukarıdaki gibi arkadaşlar. E, 2 küçük eşittir. X küçük eşittir. 7'yi örnek ver. 7'den 2'yi çıkarıyorum. 7 eksi 2 5 5'e de 1 ekliyorum. 6 sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak 2, 4, 6 tane değer alır. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 2A artı 5'e eşitmiş. Ha. 2A artı 5. Zaten A'yı ben bulmuştum değil mi? Burada. Yazayım bir yerde. 2A artı 5'e eşit. Şu eksiği dağıtırsam A artı 4 eksi B artı 2 artı 1 eşittir. 2A artı 5 ediyor arkadaşlar. E buradan şu 4, 1, şuradaki 5'ler birbirini ne yapar? Götürür. Bu A'yı bu tarafa atalım. A eşittir ne olur? Eksi B artı 2 çıkmış olur. A'yı da ben zaten 6 bulmuştum. 6'yı yazdım. Eksi B eşittir 6 eksi 2'den. E B eşittir buradan kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 4 çıkmış olur. B e eksi 4 çıkar arkadaşlar. Gelelim bu sorumuza. Her bir soru gördüğünüz gibi harika soru arkadaşlar. Aşağıda verilen 3 bloktan oluşan apartmanda her bir daire odadan oluşmakta ve her odanın bir penceresi bulunmaktadır. Verilmiş. Bu apartmanın daireler birinci ve üçüncü bloklarda aşağıdan yukarıya doğru yani buradan buraya doğru fiyatlar artıyor. Ama ikinci blokta yukarıdan aşağıya doğru fiyatlar ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Birinci ve üçüncü blokların üçüncü katlarındaki dairelerin toplamı şurayla şunun toplamı, ikinci blok üçüncü katta bulunan dairenin farkı yani şununla şunun toplamından şuradakini ne yapıp diyor sana çıkar diyor tamam mı? Hmm. O zaman şöyle diyeyim birinci blok arkadaşlar ney daireler yüz ile hangi arasında? 200 arasında değil mi? Ben buraya ne diyeyim? A diyeyim. Ondan sonra gelelim ikinci blok arkadaşlar. İkinci blok hangi aralıkta? E, 170 ile 300. Buna da B diyeyim. İkinci blok. Tamam mı? E, 300 arasında dairelerin fiyatları. E, dördüncü Üçüncü blokta ise ikinci blok. Üçüncü blokta ise 50 ile C diyelim ona da ne olsun? 170 arasında daire fiyatları. Tamam mı? Yani şu aradaki fiyatları diyorum yani. Şu aradaki fiyatlar bunlarla ifade edilebilir. Size diyor ki 3. katı çıkar diyor. Ee, hangi ama ortadaki. E ben burayı ne yapıyorum? Şunu eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarpıp ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Sonra bakın. Hemen düzenleyeyim. 100 küçüktür a küçük 200. E, bu ne olur? Eksi 300 küçüktür eksi b küçüktür eksi 175. Arkadaşlar burada şu önemli e, şunu yapalım. Pardon. Arkadaşlar şunu yazalım da şöyle çünkü eksiyle çarptığı zaman yön değiştirir değil mi? 170 küçüktür b küçüktür 300'dü değil mi arkadaşlar eksiyle çarptığın zaman eksi 170 büyüktür eksi b o da büyüktür eksi 300 değil mi eşitsizlik ön değiştirir şimdi bunları alt alta yazalım 100 küçüktür a o da küçüktür 200 gelelim şuna eksi 300 küçüktür eksi b o da küçüktür eksi 170 gelelim üçüncüsüne 50 küçüktür c küçüktür 170 alt alta toplayalım bunları e toplarsak burası ne olur 170'ler gider 200 kalır burası ne olur eksi 150 eder yani a eksi b artı c yani şu birinci ile üçüncünün toplamı ve ortadakinin farkının alabileceği değerler eksi 150 ile 200 arasında şıklarda hangisi var bu aralıkta Edirne mevcuttur. Demek ki 3. kattaki dairenin fiyatı bu aralıkta bir yerde olacaktır diyoruz. Artık. Gelelim bu sorumuza. Arkadaşlar burada a küp çarpı b küçüktür sıfır demişiz. Tamam mı? b kare çarpı a büyüktür sıfır. Ya o zaman burası nedir? Pozitif. O zaman mecburen bu da pozitif olacak. Bu pozitif olduğu için küçük olduğundan dolayı bu da ne olacak? Negatif. Ha. A pozitif değil mi? Her tarafı A'ya bölüyorum. Bak A'ya bölürsem eşitsizlik yön değiştirir mi? Hayır. C büyüktür 2 çıkar. Eşitsizlik yön değişmiyor. B negatif. Her tarafı B'ye bölüyorum. Bakın B'ye böldüm. B'ler gitti. D de küçüktür. Ne oldu? 6. Mı? Hayır. D büyüktür 6. Niye? Negatif bir sayıya böldüğüm için her iki tarafı eşitsizlik ne oldu? Yön değiştirdi. Alt alta topla C artı D büyüktür ne oldu? 8. En büyük iki değer e, 9 e, kaç olabilir? En küçük iki değer daha doğrusu 9 ile 10 değil mi? 9 ile 10'u toplarsan ne eder? 19 çıkar. Evet. Gelelim şu sorumuza. A, B, C ürünleri ile ilgili bunlar verilmiş. Sepetteki toplam ücretler soldan sağa doğru azalmakta. Yani A artı B artı C büyüktür. A artı C artı A büyüktür. C artı C artı A. Bu şekildeymiş. Diyor ki şu B artı B artı C alışveriş sepeti yukarıdaki sıralamaya dahil edilirse sıralaması ile ilgili aşağıdaki yerde hangisi doğru olur diyor. Yani bu nereye gelir? Birin soluna mı? ikinin aynı hizasına mı? Sağına mı? Nereye gelir diyor bu sepet yukarıda konulursa. Şimdi bakın A'lar burada gider mi? Üçünde de gider. Ondan sonra diyor C'ler üçünde de gider mi? Gider. Ne kaldı burada? B. Burada ne kaldı? A. Burada ne kaldı? C. Büyüklük B A'dan büyük. A da C'den büyük. He, bakın arkadaşlar. Şunu ele alalım. A artı B artı C en büyüktü değil mi? En büyüktü. E peki e B de A'dan büyük değil mi? şu B ifadesi A ifadesinden büyükse ve buralarda aynı B artı C, B artı C ise o zaman bu ifadenin komple tamamı bundan büyük olmaz mı? Büyük olur. E o zaman nereye gelir bu sepet? Birin soluna gelir değil mi? Birin soluna gelir arkadaşlar. Ve gelelim son sorumuza arkadaşlar. Aşağıda 5 kutu verilmiş. Her birinde A, B, C, D, E var. Kutularda içerisinde sayılar soldan sağa doğru ne oluyor? Artmakta. Birinci kutuda D varmış arkadaşlar. D. Her kutuya birer tane yazılıyor ve aşağıda şunlar var. Şimdilik buna göre hangileri doğrudur? Burada şu çok önemli. D en küçük değil mi? Soldan sola doğru arttığı için D en küçük. He. Bak. Bununla bunun çarpımı sıfır. D en küçükse o zaman E'den küçük olur değil mi arkadaşlar? Yani E D'den büyük olur. D en küçükse. O yüzden burası mecburen ne olur arkadaşlar? Negatif olur. Yani D eksi E küçüktür sıfır olmak zorunda. Yani D küçüktür ne olmak zorunda? E. E o zaman burası da pozitif olmak zorunda değil mi? C eksi D büyüktür sıfır. Yani C büyüktür ne olacak? D'den olacak. Yukarıya gelelim arkadaşlar. Eee... C büyüktür D'ydi. E, burası pozitif mecbur. Şurası pozitif olduğu için mecburen burası da pozitif olacak. Yani B eksi C arkadaşlar büyük sıfırdan yani B büyüktür ne olacak? C olacak. Ha, B eksi C pozitif olduğu için mecbur bu da pozitif. Yani A eksi B büyüktür sıfırdan A da büyüktür B. Şimdi bunlara bakalım biz. Evet. Şimdi A, B'den büyük. B, bak A, B'den büyük. B, C'den büyük. C, arkadaşlar D'den büyük. Değil mi? C, D'den büyük. Ama bakıyorum D ifadesi E'den küçük. D ifadesi nedir? E'den küçükmüş arkadaşlar. Evet. Yani tersten yazarsam D küçüktür. C küçüktür. B küçüktür. Ne oluyor? A. Tersten baktım. D en soldaydı. C, B, A aynı ar geliyor. Ama şuradaki şu E ifadesi D'den neymiş? E ifadesi D'den büyükmüş. Şimdi yorumlayalım. Beşinci kutuya B ve C sayıları yazılamaz demiş. Beşinci kutuya B ve C sayıları yazılamaz. Doğru. En büyük hangisi çünkü? Arkadaşlar A ifadesi olduğu için yazılamaz. Doğrudur. İkinci kutuya yazılabilecek iki farklı sayı vardır. Ya yani ikinci kutuya yazılabilecek iki farklı sayı vardır demiş. E doğru ya E yazılır ya da C yazılabilir burada. Bu da doğru. B sayısı ikinci kutuya yazılamaz demiş. E B sayısı doğru ikinci kutuya yazılamaz. Şuradaki ikinci kutuya çünkü B sayısı hemen A'dan önce geldiği için yazılamaz. Bu da doğrudur. Yani burada üç tane ifade doğru çıkmıştır arkadaşlar. Basit eşitsizliklerle ilgili arkadaşlar çok güzel soru tiplerini sizlerle beraber çözmüş olduk. Bu verdiğim video da arkadaşlar anlamadığınız yerleri hızlı bir şekilde geriye sarıp tekrar takya tekrar dinleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Beğeni de atarsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.